Yeni TFF Başkanı Galatasaraylı Mehmet Büyükekşi 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili gelen soruda henüz önümüze gelmedi. Şu aşamada çözmemiz gereken daha büyük sorunlar var dedi. Şşt, dosyalar derhal ayaklanın. 1-2-1-2 hedef Mehmet Büyükekşi. Önüne gelmemiş olamaz o dosya. Bu bir. İkincisi, cümle içerisinde geçirdiğin daha büyük sorunlarımız var kısmı. Elbette bir Galatasaraylı'ya Fenerbahçe'nin çok daha fazla şampiyon olması bir sorun teşkil edecek. Ali Koç söyledi. Önümüzdeki sezondan itibaren 5 yıldızı kendi çakacak. E o zaman da rezil olacaksınız. Eski bir Kızılderili deyişi der ki son neyin kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, son balık yakalandığında beyaz adam paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacaktır. Biz de buradan Mehmet Büyükekşi'ye seslenelim ve diyelim ki siz 1959 önce şampiyonluk yok saydıkça, anti Fenerbahçe duruşunuzu bozmadıkça, platformda Fenerbahçe'yi inatlaşmaya devam ettikçe siz o badem bıyıklı adamlar Fenerbahçe'yi bitirelim derken Türk futbolunu bitirdiğinizi anlayacaksınız. Biz şampiyonluklar için bu tarihi bir konu, biz geleceğe bakıyoruz falan filan. Şimdi bakın, bu tarihi bir konu değil. Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları Fenerbahçe'nin bugün ve yarın yayın ihalesinden alacağı paya direkt etki yapıyor. Dolayısıyla bizim bugünkü ve gelecekteki alacağımız yayın parasını etkiliyor. Şimdi eğer siz tarihle ilgilenmiyorum diyorsanız mesela şununla ilgilenmeyebilirsiniz. Pink Floyd niye ayrıldı? Roger Waters ve David Gilmour birbirlerine niye küstüler? Bu tip sorunlarla ilgilenmeyebilirsiniz siz. Gerçi o badem bıyıklarınızla bunlarla da ilgileneceğinizi, progresif rock tarihini falan okuduğunuzu sanmıyorum ama Fenerbahçe'nin şampiyonluklarıyla ilgilenmek zorundasınız. Büyükekşi tam olarak şunu söylüyor. Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Bilmiyorum. Önüme de daha bu konu gelmedi. Diyor, sonra devam ediyor işte daha acil konulara falan diye. Bak, federasyon başkanının bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim, bu konuyu bilmiyorum deme hakkı olamaz böyle bir konuda. Sen son yıllarını komada mı geçirdin? Hastane odasında mıydın? Mağaradan yeni mi çıktın diye sorarlar. Ne demek bilmiyorum. 59 mu? 59 ne ya? 69 vardı, tavşan yapıyorduk. Öyle bir şey falan diye. Böyle bir cevap veremez Büyükekşi. Federasyon başkanı olarak pek çok yeterliğe sahip olman gerektiği gibi kendini düzgün ifade edebilme yeterliğine de sahip olman lazım. Murat Özkaya'nın Kazımcan Karataş transferinde yaptığı transfer sahtekarlığına Uğur Karakullukçu bile isyan etti. Eyüp Spor, Galatasaray arasındaki sevgi yumağı durumu için ne düşünüyorsunuz? Ah, ponçikler. Yok babacığım, ben yorumlamayacağım. Gerçekten Galatasaray'la Eyüp Spor arasındaki ilişkiyi ben yorumlamak istemiyorum. Mesela kim yorumlayabilir? Ünlü İranlı yönetmen Amin Feryadi. Bu ilişkiyi yorumlayabilir. Hem de mükemmel yorumlar. Ya da büyük Hintli şifacı Fark Badi de ilişkiyi çok net yorumlayabilecek kapasiteye sahip. Yani Galatasaray'la Eyüp Spor arasındaki ilişki Erşan Kuneri filmlerinden Ebe'nin avı kıvamına varmış durumda. Birbirlerine oyuncu gönderiyorlar, oyuncu alıyorlar, limitleri deliyorlar. İzah olmayan şeyin mizahı olur. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Eyüp Spor ile Galatasaray arasında böyle bir süredir 40 yıllık çiftleri bile kıskandıracak böyle bir sevgi ilişkisi var. Birbirlerine destek oluyorlar. Kötü günde birbirlerinin yanındalar. Birbirlerinin ayıplarını, günahlarını örtüyorlar. Böyle birbirlerinin arkasını kolluyorlar falan. Allah bir yastıkta kocasına. Hakikaten mutluluklar diliyorum her iki camiaya da. Öte yandan TFF'ye kızıyorum ben bu konuda. Galatasaray veya Eyüp'e değil. Denetleyemeyeceğin, takip edemeyeceğin kurallar koyma eğer bunun devamını getiremiyorsan. Abuk subuk limitler belirleme. Takımların mali olarak kontrolünü tam olarak sağlayamıyorsan eğer sen. Bak, böyle insanlar etrafından döner dolaşır. İlk değil bu, son da olmayacak. Ya adam gibi denetleyin ya da bırakın bari. İnsanlar böyle atlatmak zorunda kalmasınlar. Jesus'un gelişiyle oluşan olumlu hava Fenerbahçe taraftarının bir kısmında transfer sabırsızlığına dönüşmüş durumda. Fenerbahçe cephesinde aynı filmi izlemeye devam mı ediyoruz? Vallahi güzel kardeşim, ben Fenerbahçe taraftarını asla ve asla anlamıyorum. Yıllarca Fenerbahçe'nin ihtiyacı A+ bir teknik direktör diye bir tarafını yırtanlar. Fenerbahçe'nin başında patron teknik direktör, marka teknik direktör geldiğinde tüm takımın, tüm futbol aklının ona emanet edilmesi gerektiğini, sabredilmesi gerektiğini söyleyenler. Yıllarca Bielsa kalibresinde teknik direktör istiyoruz diye kendini jiletleyenler. Hacı ne değişti ya? Bak, daha lig başlamadı. Transfer dönemi kapanmadı. Resmi maçlar oynanmadı. Neden şu an itibariyle sabırsızlık ekip sonrasında fırtına biçmeyi istiyorsunuz? Anlayamadım, anlayamıyorum, anlayamayacağım. Master halinde mi geldin lan? Hangi zaman zarfında geldin? Geldim, geliyorum, geleceğim, gele yazdım, gelmiştim, geleydim, gelseydim. Bizim taraftarımızın ne kadar sabrı var? Bu çok önemli tabii bu noktada. Ben kendi adıma Fenerbahçe taraftarının çok da fazla sabırlı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü artık gelmeyen şampiyonluklar, uzayan süreler bizim taraftarımızın psikolojisini bozmuş durumda. Ama çok istedi taraftarımız kendisini ve yeni yapılanmayı. O zaman sabretmek zorundalar.
Şimdi sokağa çıkın, yoldan rastgele birini çevirin. Deyin ki kardeş, elimde benim bir atom var, ben bu atomu nasıl parçalayacağım? Mutlaka bir çözüm önerisi alırsınız. Biri der ki ısırarak parçalarsın atomu. Biri der ki üzerine kırmızı biber dökerek parçalarsın atomu. Kimse de bilmiyorum demez. Hele konu futbol ve Fenerbahçe olunca bu iş artık iyice zıvanadan çıkar. Şimdi biz dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini getirdik. Jorge Jesus. Ben şimdi Twitter'a bakıyorum, onları dinliyorum. Duyduğum laflardan biri şu. Ne yani Jesus? Getirdik diye fikrimizi belirtmeyecek miyiz? Belirtmeyeceksiniz. Fikrinizi belirtmezseniz ölmezsiniz. Bir susun hayatınızda bir kere. Bir susun, bekleyin, görün şu adam ne yapacak. An itibariyle Jesus gelmeden bir hafta önce neyse o hale geri döndü takım, taraftar, camia. O negatiflik aynı şekilde devam ediyor. Bir panik havası var. Bunu da anlayabiliyorum. Anlamak lazım taraftarın bu halini. Bu negatif hava, bu panik hali bu sene olan bitenle, bu sene olanlar veya olmayanlarla alakalı bir durum değil. 4 yılın birikimi var. Hatta 8 yılın birikimi var. 8 yıllık bir başarısızlıkların, yapılamayanların, verilen sözlerin tutulamamasının, görülenlerin, yaşananların birikimi var taraftarda. Bunu çok net anlıyorum ama bir yandan da taraftarı, camiayı sakin olmaya davet ediyorum. Sakin olun, biraz daha vakit, daha sezon açıldı, 2 hafta yeni oldu. Az daha sakin. Fenerbahçe çekildi. Bardakçı Galatasaray'ın elinde kaldı. Hadi Konya'daki aslanın transfer sürecini konuşalım. Elif'cim, bu çok eski bir hikaye. Alper Potuk, Miroslav Sto, Galatasaray'da ile başlayan, Rize'de bir aslan varla devam eden, son olarak dayan İrfan, dayan yalvarışlarıyla son bulan bir hikaye. Bakın arkadaşlar, Fenerbahçe bir futbolcu isterse o futbolcu alır. Tarih bunun örnekleri doludur. Abdülkerim Bardakçı bir futbolcudur. Fenerbahçe ile anlaşamamıştır. Fenerbahçe başkanının ve yönetiminin kararıyla transferinden vazgeçilmiştir. Birileri bunu bir transfer başarısı, bir transfer zaferi olarak anlatmaya çalışıyor olabilir. Bunu anlayabilirim. Yıllardan beri bu eziklik ve bu kompleks yaşadıkları için bu bana gayet makul geliyor. Fakat bana makul gelmeyen, anlayamadığım bazı şeyler var. Mesela bu transfer öncesinde Fenerbahçe ile Abdülkerim anlaştığı zamanlarda bu transferi değerlendiren Nevzat Dindar'ın yorumlarını ne yapacağız? Biraz riskli buluyorum. Hele bir de Galatasaray için eğer düşünülseydi Marcao'dan sonra kesmezdi. Ya da yukarıda hemen sol tarafta gördüğünüz Ogeden'in koyduğu Galatasaraylı sosyal medya fenomenlerinin yaptıkları yorumları ne yapacağız? Hani Abdülkerim Bardakçı'yı 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye kilitledikleri için alkışladıkları başkana ne yapacağız? Şimdi 3,5 milyon euro yıllık 1 milyon euroya yakın bir maaşla Galatasaray transfer edildi. Çok iyi oldu Galatasaray'a gitmesi. Kedi ulaşamayacağı ciğere mındar dermiş olayı değil. Beğendiğim bir stoper değil. Yaşı da çok genç değil. Galatasaray'la bence hiç bu transfer tarafında araya girmemek lazımdı. O da bence bir hata ama olsun. Hayırlısı oldu. Serdar Aziz çok daha iyi bir stoper kendisinden mesela. Büyük araştırmacı gazeteci Hakan Can, Pulitzer ödülü sahibi, Peabody ödülü sahibi, Fanatik'ten Hakan Can şöyle bir bomba haber yaptı. Dedi ki Ali Koç Abdülkerim'e senin karakterin bozuk dediği için Abdülkerim küstü ve o yüzden Fenerbahçe ile kontrat imzaladı. Şimdi arkadaşlar, bu Ali Koç'un ne yazık ki yediği ilk herze değil. Ali Koç bunu çok yaptı. Birinci ağızdan aldığım haberlere göre söylüyorum sizlere. Bundan 4 sene önce Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'nin kapısından döndü. Niye? Çünkü Ali Koç Ronaldo'nun suratına tükürdü. 2 sene önce Haaland imza aşamasındayken Ali Koç Haaland'ın burnunu ısırdı. Adam imzalamaktan vazgeçti. Geçen sene Liverpool'la bir takas yapıyorduk biz. Bunu kimse bilmez ama ben biliyorum. Serdar Aziz'i yollayıp Van Dijk'ı alıyorduk. Niye alamadık? Çünkü Ali Koç Van Dijk'ın böğrüne cimcik attı. Lütfen artık Ali Bey'e söylemek lazım. Lütfen eline koluna hakim olsun. Bizim transferlerimizi mahvediyor Ali Bey. Bu transfer süreci aslında temelde gayet basit. Fenerbahçe'nin bu oyuncunun maaşı ile alakalı belirli değil mi? Üst limit var. Bu oyuncu bu kadar para eder en fazla demiş Fenerbahçe yönetim, Fenerbahçe teknik kadrosu. Oyuncunun iki katını istemiş. Öyle olunca da olmamış. Ali Koç'un oyuncunun suratına sen 1 milyon euro eder misin dediği konuşuluyor mesela. Güzel o. İçi dışı bir başkanımız var. Oyuncunun ve oyuncunun menajerinin son dakikada değişik enteresan pazarlara girmesi, üç büyük kulübü birbirine kırdırmaya çalışması, onlar bu kadar para verdi, sen ne kadar vereceksin falan gibi açık attırma hevesine girmesi falan, oyuncu adına yanlış hareketler. Fenerbahçe'nin bu tuzağı düşmesinden ben şahsen memnunum. Galatasaray hayırlı olsun. Ahmet Nur Çebi, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında bu talep adaletli ve vicdanlı bir şekilde karşılanacaksa biz buna olumsuz bakmayız. Ama orada hedef 3 kuruş daha fazla pay alalım, formada daha fazla yıldızımız olsun amacıysa bu konulara gerek yok yorumu geçen haftaya damga vurdu. Ahmet Başkan ne demek istiyor olabilir?
Vay arkadaşlar, Türk ve Osmanlı tarihinde birçok farklı lakapta Ahmet Paşa gördük, birçok farklı Ahmet Paşa tanıdık. Nedir bunlar? İşte Humbaracı Ahmet Paşa, Hain Ahmet Paşa, Baltacı Ahmet Paşa gibi. Bize de Türk futbolları Beşiktaş'a da Yancı Ahmet Paşa düşmüş gözüküyor. Arkadaş geçen sene tüm yıl boyunca Trabzon'u yanladı, şimdi de Galatasaray'ı yanlamaya devam ediyor. 1959 öncesinde iki tane şampiyonluğu olmasına rağmen onun peşinden koşmak yerine Fenerbahçe'ye karşı pozisyonlanmaya devam ediyor arkadaş. Ne diyelim? Bizim adımız Tatar Ramazan. Biz bu oyunu bozarız acı. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Ben artık Ahmet Bey'in talihsiz açıklamalarından sıkıldım. Biz burada sizin hakkınızı bile savunuyoruz. Bunu kendi taraftarınız bile söylüyor. Beşiktaş'ın böyle orta yolcu tavrından da sıkıldım ben yıllardır. Suya sabuna dokunmayayım, aman politik olayım. İşte o yüzden hiçbir zaman ne bir Fenerbahçe ne bir Galatasaray olamadı Beşiktaş. Böyle üçüncü büyük takım olarak böyle kenarda devam ederler hayatlarına. Üzgünüz. Biz hakkımız olanı alacağız. Siz ne derseniz deyin. Arkadaşlar bu Ahmet Nur Çebi ne kadar gereksiz bir adam. Nur kelimesinin anlamına baktım Türk Dil Kurumu sözlüğünden. Anlamlarından biri de şu Nur kelimesinin. Tuzsuz peynir. Tuzsuz peynir ne kadar gereksiz bir peynirse Ahmet Nur Çebi de o kadar gereksiz bir adam. Herhalde Ahmet Nur Çebi doğduğunda annesi babası baktı o bebeğe. Ben şebek değilim falan diye ağlayan bir bebek gördüler orada. Birbirlerine baktılar sonra babası dedi ya hanım bu ne kadar gereksiz bir bebek. Tuzsuz peynir gibi bir bebek bu yani. Sonra karı koca baktılar Türk Dil Kurumu sözlüğüne. Tuzsuz peynir ne demekmiş? Nur. İyi adını da Nur koyalım bari dediler herhalde. Ahmet Nur Çebi ki kendisi biliyorsunuz Trabzonspor As Başkanı'dır. Ek olarak Beşiktaş Başkanlığı görevini de yürütüyor ama o çok önemli değil Ahmet Nur Bey için. Bu 59 öncesi şampiyonlukla alakalı olarak ne şiş yansın ne kebap, orta yollu böyle etliye sütlüye dokunmadan bir cevap vereyim derken saçmaladı. Ne dediği belli olmadı işte. Vicdan vicdan olacaksa tamam işte yıldız derdin diyeseniz hayır falan diyerek tahmin ediyorum kafasındaki konu şu. Asli takımı olan Trabzonspor çok geride kalacak 59 öncesi şampiyonlukla kabul edildiği zaman. Onlar üzülmesin istiyor. O yüzden böyle kıvırta kıvırta bir şeyler yapmaya çalışıyor.